Öncelikle bizim pozisyonumuzda bir takım için bazı şeyler tabii ki zor. Yani şikayet etmiyorum ama gerçekleri de kamuoyuyla paylaşmak lazım. Toparlanmalarda, toplanmalarda milli maç arasında bir dağılma yaşadık tabii. 8-10 gün, 12 gün antrenmana çıkmayan oyuncular tekrar bir araya getirip Süper Lig'de koşabilmek, mücadele etmek tabii ki kolay değil. O yüzden ilk 15 dakika çok kötü organize olduk. Yani ilk 15 dakika hiç hayatımda bu kadar kötü bir 15 dakika oynamadık. Yani hem futbolculuk anlamında hem teknik direktörlük anlamında. Tabii orada Ertaç'ın bireysel çabalarıyla oyunda kaldık. Sonrasında golü yedikten sonra Başakşehir de kendi temposunu düşürdü. Biz de biraz cesaretlenmeye çalıştık. İşte TT'nin frikik pozisyonu var. Bir iki kenar ortayla gelmeye çalıştık. İlk yarı itibariyle çok da üretken olmayan bir oyundu. İkinci yarı biraz da oyuna müdahil olmak istedik ama Başakşehir'in de önemli pozisyonları vardı. Onlar da farkı daha fazla arttırabilirdi. Ertaç'ın performansı bugün herkes için çok olumluydu. Hatta üst düzeydi. Ya biz normal, bu kırılmalar yaşanabilir. Çünkü ümitsizlik var. Ama düşersiniz, çıkarsınız da işinizde daha fazla olmanız gerekiyor. Sahada profesyonel futbolu daha fazla temsil etmeniz gerekiyor. Çocukları suçlamıyorum ama organizasyonda bir sıkıntı olunca tabii ister istemez bu moral bozuklukları da doğal. İkinci yarı cılız ataklarla geçti. Fark da oluşabilirdi. Sonra genç oyunculara yöneldik biraz. Kendi çocuklarımız var altyapıda. Onlara da biraz fırsat vermek istedim. Akşamın özeti bu. Yani Diko, Kenan Sabek'te çok iyi oynadı. Yani TDZG'ye karşı önemli bir performans gösterdi bence. Diko'ya, Kenan'la, Osman Haddadi, Kampi. Bunlara ayrı bir teşekkür etmem lazım. Takımlar için mücadele verdiler. Ön grup biraz performans olarak düşüktü. Soru soran var mı? Buyur. Hocam, birçok oyuncunun FIFA'ya gidip şikayette bulunduğu da hepimizde biliniyor. Evet. Bu durum sahada olan oyuncuları nasıl etkiliyor? Mesela sahada da bir kadro dışı durumu vardı. Ve bir açıklama yaptı. Dedi ki ben birçok şeyin üstünü kapattım. Ben aracı oldum diye bir açıklama yaptı. Oyuncularla ilgili, yabancılarla ilgili. Oyuncuların olmaması nasıl etkiliyor? Ya da olsalardı durum değişir miydi? Ya süreç zor. Şimdi biliyorsunuz hafta içi Mehdi de feshetti. Şimdi Sad'ın olduğu dönemde tabii ki o daha önceki problemlerde ben yoktum ama tabii ki şu an problemler yaşadığımız Türkiye'de herkesin bildiği bir gerçek. Ama Malatyaspor tabii ki Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri. Hem siyasal olarak hem politik olarak çok önemli bir şehir. Muhakkak ayağa kalkacaktır. Yani biz bu seneyi kaybederken bile seneyi ayakta kalmanın planlarını yapıyoruz. Bu oyuncuların belki %50'sinden fazlası gidecek yani aramızdan. Bu bir gerçek. Belki biz de gideceğiz. Ama kalanlarla sağlam bir takım oluşturmamız lazım. Aslında birbirimize saygımız, sevgimiz var. Münir biraz oyundan alındığına çok fazla üzüldü. Çünkü daha iyi şeyler yapabileceğini biliyorum. Ben Münir'i yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynasa, Avrupa'da oynasa özel seyircileri olabilecek bir oyuncu. Ama fiziksel olarak takımda düşük olduğu mu, Münir de düşük. Onun da biraz ızdırabıyla yedek kulübesinde istemediğimiz Münir açısından sıkıntı oldu. Ama bize bir sıkıntı yok tabii ki. Başka soru sonra mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Çantam var ya.